bence yani Amerikan sürü var ya şeyde Adana'da var. Adana'da kapatılması lazım. Çünkü o gücü oralardan alıyorlar. Kesinlikle bu Filistin'i onlara bırakmayacağız ve sonuna kadar da yani mücadele edeceğiz onlarla inşallah. Avrupa ülkeleri hep onu destekliyor. İşte Müslüman ülkeler de duruyor. Yani sessiz kalıyorlar. Bu sessiz kaldıkları için Filistin ezilmeye çalışıyorlar yani. Eğer bunu hakikaten dikkate almasa ben ile inanıyorum vida da gelecek ve bütün dünya sessiz kaldığı vakit herkese bu atış soracak. İşte ya biz karşı çıkacağız ya da ilerideki zaman vallahi büyük atış bize de gelecek. Allah-u Teala muhafaza etsin. O zaman kimse ama kimse bu atışı sündüremeyecek. Rabbim onları kalbi perişan etsin. Rabbim Müslümanı birlik ve beraberlik versin. Rabbim vahdat ve birlik bize versin. Devletlere çağrım şudur. Her zaman barış diyorlar, özgürlük diyorlar. Bu niye Filistin halkı için yok? Bu Kudüs, kutsal bir mekan. Kutsal mekanlar devletler için önemlidir. Niye kutsal mekanlarından biri olan Kudüs için gerekirse harp ilan edilmiyor? Mesela bunlardan en önemli konulardan biri de kültüre bakacak olursak Kudüs tarihi olarak çok özel bir yer, değerli bir yer. Kiliseler konusunda birçok konuda ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Niye Kudüs için yapamıyorlar? Allah Müslüman kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Bu konuda Hüdapar olarak desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Diğer partilerin de bu konuda ellerinden geleni yapmalarını istiyoruz. İnşallah Müslüman alemi uyanır. Şimdi bir senedir direniş var. İsrail dedi ki ben iki günde bitiririm kendi aklınca. Ama elhamdülillah Ebu Ubeyde ve arkadaşları ve Hamas onlara püskürttüler. Onları yani doğduklarına pişman ettiler. Niye? Çünkü onlar diyordu 2-3 günde bitiririz. Tam bir sene oldu. Ve onları yenemediler. Bizim liderlerden istediğimiz, liderlerimiz buna el atsınlar. Nasıl ki Hüdapar bu konuda öndedir. Sürekli şey ediyor, hani sürekli gündeme getiriyor. Ama diğer partilerin de ona destek olması lazım. Bir, ikincisi de yarın sıra bize de gelebilir. Nasıl bugün Lübnan'daysa yarın sıra bize de gelebilir. O yüzden biz de dikkat etmeliyiz ve elimizden geleni yapmalıyız. Özellikle liderlerimiz bu ambargoyu yani kaldırsınlar. Bir, ikincisi orada açlıktan ölen kardeşlerimiz var. Bizden de destek gitmesi gerekiyor. Niye diyelim? Çünkü bizim ülkemizden gitmiyorsa da başka yerlerden başka araçlarla gönderiyorlar. Petrolü olsun, suyu olsun. İsrail'e yardım ediliyor. Lütfen bu yardımı durdursunlar. Zaten Gazze'ye ilk saldırı yapıldığında biz bunun sadece burada kalmayacağını biliyorduk. Siyonistlerin zaten büyük bir işgal projesine girdiğini, yani artık bunu çocuğa dahi sorsanız çocuklar bile bunun artık farkında. Yapılan bu zulümler Müslümanların sadece sessiz kalmasını fırsat bilerek zaten yayıldı. Bu diyelim ki Filistin, Lübnan, Suriye, yavaş yavaş yenilen Türkiye topraklarının kenarlarında da alınan yerler, bunlar hepsi bir projenin kapsamıdır. Bizim Türkiye'deki halkımıza seslenmek istiyorum, onu bir kenara bırakalım. Daha düneyin bir kardeşimiz saldırıya uğradı. Niye saldırıya uğradı? Burgen Kirgin açılışından dolayı. Peki bizim bu Türk devletinin çalışanları, ceketlileri gelip bu kardeşimizi dövüyorsa demek ki burada akıllara takılan bir soru var. Gerçekten de Türkiye üzerinden İsrail'e büyük bir yardım gidiyor ve bu da engellenemiyor. Öncelikle biz Türkiye olarak kendimize çeki düzen verirsek Müslümanlara ses olabiliriz. Önüne diyelim ki kahrolsun İsrail dedikten sonra arkada İsrail'e yardım ve yataklık yapmak bu bir Müslümana yakışmayacak şeylerdir. Benim önce karşı durduğum şey Türkiye'deki kardeşlerimizin sessiz kalmasıdır. Ondan sonra diğer ülkelerin Müslümanlarına seslenebiliriz. Arap hükümetler gibi kendimizi geriye çekerek bana dokunmayan bin yıldan yaşasın diyerek hiçbir zaman bir Müslümana fayda sağlayamayız. Bu da bizim imanımızın zayıflığıdır. Allah bunu da bizden hesabını ağır soracak. Buradan sadece Türk hükümetine şunu seslenmek istiyorum. Siz sesinizi çıkarmadıkça inan ki bu çocuklara sıkılan kurşunların haddi hesabı olmayacak şekilde buraya da geleceğini biliyoruz. Ve bundan da zarar gören olacak yine Türkiye hükümeti olacak. Buradan bunu seslenmek istiyorum. Lütfen İsrail'i boykot ederken Burger King, Starbucks, Coca-Cola bu gibi ona destek sağlayan ürünlerin Türkiye'ye girişinin yasaklanması lazım.